bu programımızda da pek çok doktorumuzla birlikte olacağız. Size bilgiler aktaracağız ve en son teknolojiyi konuşacağız. Onun için de ikinci bölümde de bir doktorumuzla yine karşı karşıyayız. İkinci bölümdeki doktorumuz da estetik cerrahi uzmanı, operatör doktor İlhan Serdaroğlu bizlerle birlikte. Kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk efendim. İlhan Bey, bugün sizinle saç ekimini konuşacağız. Evet. Bu saç ekimi konusunda bütün ayrıntıları burada gözden geçirelim. Böyle saç ekimiyle ilgili kafada hiçbir soru kalmasın. Onunla ilgili olarak ben ilk olarak saç ekimi nedir? Bunu bir bu noktayla başlayalım istiyorum. Saç ekimi aslında çok basit tarifiyle saçın olmayan yere olan yerden alınıp ekilmesi demek. Çok basit tarifi bu. Yani aynı bir fidan ekmek gibi bir ağacı veya bir fidan alıp bir yerden başka yere transfer etmek, implante etmek. Bunun aynı şey. Olan yerler, saçın olan yerleri erkeklerde ya da kadınlarda genellikle ense bölgesi kullanılıyor. Çünkü buradaki saçlarımız erkeklerde özellikle ömür boyu dökülmemeye kodlanmış saçlar. Ömür boyu dökülmüyorlar, sağlam olan saçlar. Yani biz bu fidanları, bu saç köklerini alıp bir başka yere ekersek burada da ömür boyu dökülmezler diye biliyoruz. 1950 yılından beri tanımlanmış bir bilgi bu. O yüzden saçlar arka bölgeden, enseden, kulak üstünden alınıyor. Ve olmayan yerler, işte kişinin açıklığına bağlı olarak ön kısımlar olabilir, şakak olabilir, üst kısımlar olabilir, sadece tepe kısmı olabilir. İnsanlarda çok değişik dökülme patenleri var çünkü. Onlara göre iyi bir planlama yapılarak ekiliyor, taşınıyor. Ha, bu taşıma nasıl yapılıyor? Daha da açıklamak gerekirse, önceleri saç ekimi işlemi keserek bir deri parçasının alınması ve bunun laboratuvar şartlarında veya kliniklerde tek tek greflere, yani saç köklerine ayrılması ve ondan sonra transferi şeklinde yapılıyordu. Ama artık ülkemizde özellikle bu terk edildi. Eski en bir son, yöntem eski bu. Bir yöntem bu, evet. Yani şu anda uyguladığımız bütün dünyada genellikle eski yöntem gene uygulanıyor. FUT dediğimiz yöntem, kesi yapılarak yapılan ve ensede iz bırakan yöntem uygulanıyor ama ülkemizde ben şahsen 2010 yılından beri bu tekniği kullanmıyorum. Sanıyorum kullanan kişi de hemen hemen Türkiye'de yok. Yok. Türkiye zaten bu işte biliyorsunuz. Oldukça iyi durumda. Öncü ülkelerden bir tanesi. Gurur duyuyoruz bu konuyla ilgili olarak. Çok iyi doktorlarımız var. Çok iyi bu mesleği yurt dışından kişiler var. Çok fazla hastamız geliyor. Ve Türkiye için çok önemli bir turizm, bir kaynak, evet. Çok ama değerlendirilmesi tabii, gereken. Ama tabii dikkat etmemiz gereken bir konu var. Gelen turistleri ya da gelen hastamızı biz turist olarak görmüyoruz. Aslında bana gelen herkes bir turist ya da bir müşteri değil, bir hasta. Çünkü yapılan iş bir cerrahi iş, bir tıbbi iş ve plastik cerrahların yapması gereken bir iş. Teknikten biraz bahsedeyim isterseniz. Tabii ondan ki, sonra tabii niye ki çok iyi olur. Dikkat etmemiz lazım, işte onlara geçelim isterseniz. Şimdi tekniğimizde saçlar daha önce parça alınıyordu dedik ama şu anda tek tek saç köklerinin alındığı bir teknik uygulanıyor. Çok minik böyle kalem ucu gibi cihazlarla saç kökleri arka taraftan uyuşturulduktan sonra tek tek alınıyor ve alındıktan sonra biriktiriliyor. Belli bir solüsyon içerisinde soğutularak ve birkaç saat içerisinde, en fazla 4 saat içerisinde hastaya transfer ediliyor. Transfer ediliyor derken kanalları açılıyor saç çıkış yönüne göre ve daha sonra saçlar buraya ekiliyor. Şimdi turist çok fazla geliyor. Evet, çok fazla saç ekimi yapılıyor ülkemizde. Bir sürü merkez, bütün hastaneler yapıyor. Ama yapılan iş nasıl? Kimlere yaptırmak lazım? Bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Bu aslında pek fazla bilinmiyor. Çünkü bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de her şey bir reklam furyası şeklinde gidiyor. Yani herkes her şeyi yapıyor, herkes saç ekiyor, herkes her türlü ameliyatı yapıyor gibi bir algı yaratılıyor. Tabii bir de şey var, hani saç ektirmelisiniz veya güzel olmalısınız algıları da var. Doğru. Dış dünyadan en yoğun gelen algı bu. En yoğun, evet. Saçlarınız algı olacak, saçlarınızı tarayacaksınız. Saçlı olursanız siz daha güzel ve yakışıklı olacaksınız. Yani gerçek aslında, evet, yani erkeklerde saç olduğu zaman hakikaten daha genç oluyorlar, daha yakışıklı oluyorlar ama bunu kaybedebilirler. Yani ehli olmayan kişilere gidip bu operasyonu yaptırırsanız, yani hamurunuzu fırıncıya emanet etmezseniz heba edebilirsiniz, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdi ilk baştan başlayalım. Bir kere hasta geldiği zaman saç ekimi yaptıracak olan kişinin ben en çok dikkat ettiğim iki husus var. Bir tanesi yaşı,
Bir de açıklık durumu. Saçın ne kadar açılmış? Karşındaki çocuğun psikolojisi ne durumda? Ve bundan ne kadar etkilenmiş? Bir de şu da çok önemli oluyor galiba. genç yaşta bunu yaptırmak daha doğru olur kendi psikolojisi açısından galiba diye düşünüyorum. Karmaşık bir konu. Şöyle açıklayayım ben size. İşte o yüzden psikolojisine bakıyorum. Eğer hasta bu durumdan çok üzülüyorsa ve çok daralmışsa kendisi bu konuda. Hı hı. Yani aynaya bakamayan bir genç düşünün. İşte karşı cinsle ilişkileri bozulmuş. İşte yaşından çok daha büyük gösteriyor. Abi diyorlar. İşte okulun kantinine gidemiyor. Hı hı. Üniversitenin işte kantinine hı hı. gidemiyor vesaire falan. Çocuğun sosyal hayatını çok etkilemişse, küçük bir alan açılmış olsa bile bu onun psikolojisini ve görünümünü çok fazla etkileyeceği için ve onu tekrar hayata tam anlamıyla döndüreceği için, tırnak içinde demiyorum, gerçekten insanlar hayata dönüyorlar. Doğru. İyi bir saç ekimi erkeği gerçekten hayata döndürüyor. Bunu kapatalım parantezi. O zaman yapıyorum. Ama hasta gelmiş, iki arada bir derede, hafif saçları incelmeye başlamış. Hafif bir ön taraftan ön saç çizgisi belirsizleşmeye başlamış. Tepeden de hafif incelmeler var, açılmalar var. Şöyle gelenler var. Hocam saç ektirmek istiyoruz. Ben diyorum ki hayır, saç ekimi için çok erken. Size bazı tedaviler uygulamamız lazım. Bu saç dökülmesini, saç incelmesini geciktirebiliriz. Uzun bir zamana yayabiliriz. Ama dediğim gibi yani çok sıkılıyorsa durumdan, perişansa veya günlük hayatını etkiliyorsa o zaman saç ekimi yapıyorum. Genç hastalarda da yapıyorum. Örneğin eşi ama istiyor olabilir. Eşler bunu çok talep ediyorlar. Evet. Bir de edenler de var, etmeyenler de var. Genellikle kadınlar bilirsiniz bizim erkekler. Biraz kıskanç da olurlar. Yani. Evet, niçin saç ekimi yaptırıyorsun? Acaba bir başkasıyla mı ilişkili var vesaire gibi müfem sorular oluyor. Ama dediğim gibi son zamanlarda saç ekimini kadınlar da çok istemeye başladı erkekler evet, için. Evet. Nişanlılar için istiyorlar, eşleri için istiyorlar. Güzel olsun istiyorlar. Tabii yanında olan insanın da yakışıklı olsun, daha genç göstersin. Çünkü iyi bir yapılan saç ekimi yaklaşık 10-15 yaş gençleştiriyor insanı. Evet, neredeyse 20 yaş gençleştiriyor bana göre de. Onun için ben erken yaşlarda, bazı kişilerin saçları çok erken yaşlarda dökülüyor. Onların çok erken yaptırmaları lazım diye düşünüyorum ben. Bir de bir dönem peruk kullanmış olan kişiler de belki yaptırıp bir süre sonra artık peruğu kullanmayabilirler mi? Ya peruk ya da protez, onlar da çok gelişti. Pek hı-hı. çok teknikte yapılanları var. Hatta insanlar çok ayırt etmekte bile zorlanırlar. Enteresan bir konuya denk soru sordunuz, bir parmağa, noktaya parmak bastınız. Şöyle hastalar bana geliyorlar, diyorlar ki hocam saç knollama çıkmış. Nasıl yani diyorum, ben bilmiyorum, siz nereden biliyorsunuz? Saçımızın aynısını alıyorlar, yurt dışında bilmem ne merkezine gidiyor ve buradan saçlarımız geliyor ve bizim kafamıza bu monte ediliyor, takılıyor diyorlar. Ve normal saçlarımızla biz hayata devam ediyoruz aynı sıklıkta. Bu mümkün değil. Değil. O, klonlama biraz diye bir şey yok. Değil. Saçlar üretilemiyor. Protezi bu belki şey, evet, bu şekilde mi anlamışlar? Son teknolojide yapılan protezler. Hakikaten teknolojinin gelişmesiyle imitasyon endüstrisi de çok fazla gelişti. Saçın birebir aynı kalınlığında, aynı kıvrımında, aynı dönüşünde, aynı uzunlukta, aynı kalınlıkta saç yapılabiliyor. Sizin saçınızın işte hı-hı. kalınlığı ölçülüyor, uzunluğu ölçülüyor. Tabii belli bir uzunlukta olacak saçınız. Hı-hı. Çünkü uzayan bir şey değil. Bu biyolojik bir şey değil. Bu saçlar alınıyor. Bir maddenin üzerine, bir matriksin üzerine yerleştiriliyor ve size monte ediliyor. Bir protezdir bu. Evet. Bu bir klonlama i̇şte değildir. Bir protez ha, ben, gibi. Ben şahsi olarak sorarsanız protez kullanan hastalarımın çok şikayetleri değiller. Var değiller. Mutlu değiller. Çünkü hani sektörün içerisinde değilim ama insanların çok fazla bakım için zamanları gidiyor, paraları gidiyor, evet, büyük bir protezlerin para değiştirilmesi gerekiyor vesaire vesaire. Onun yerine saç ekimi yaptırmak bence çok daha mantıklı çünkü biyolojik kendi dokunuzu alıyorsunuz, ekiyorsunuz ve uzuyor. Yani siz yaşadığınız sürece uzuyorsunuz, uzatıyorsunuz, saçlarınızı kestiriyorsunuz. İnsanın kendi doğal gibi olmaz, hiçbir şey olmaz. Tırnak protez bile hani normal tırnak belki gibi değil. Belki bunu şeye benzetebiliriz. Şimdi dişler var vidalı biçiminde. Evet, yani, implant yapıyorlar. İmplant o şekilde de benzetebiliriz. Hani burada da kendi dişinin bir diş değil ama saç telinin bir şekilde aynı şekilde benzer bir implant. O zaman şöyle soruyorlar genel olarak ki ben de size sormak istiyorum. Saç ekilirken acı durumda
duyulur mu? Bir sonraki soruda ekildikten sonra bir acı var mı? Veya işte o arada tararken çok, yine çok, bir acı var mı? Bu çok bilinmeyen bir konu ve çok abuse edilen, Türkçesini aklıma getirmedim, kusura bakmayın. Abartılan bazen, yanlış bilgiler olan. Yani çok fazla internet sitelerinde veyahut da işte arkadaşlar arasında konuşan kişiler, çok canım acıdı, çok ağrı çektim, ağrı çektiğim için işte günlerce işte yatamadım, pozisyon alamadım gibi laflar duyuyorum ben, hastalarım diyor ve çok korkarak geliyorlar bana. Saç ekimi ağrılı bir işlem değildir, kesinlikle değildir. Genellikle iyi uygulanmayan yerlerde, tekniğinin bilinmeyen yerlerde, özellikle daha önce yapılan saç ekimlerinde, yani parçanın çıkarıldığı, keserek yapılan saç ekimlerinden sonra ağrı çok fazla oluyordu. Bizim şu anda yaptığımız fue tekniği dediğimiz teknikte, foliküllerin, yani saç köklerinin tek tek çıkarıldıkları teknikte, arka taraf, yani alacağımız bölge uyuşturuluyor lokal anesteziyle. Bu yaklaşık 10 dakika sürüyor. Lokal anestezi yapılırken insanın canı ne kadar yanar? Kişiye göre değişir, ağrı yaşına göre değişir. İnanın bana, bazı hastalarım hani yaptınız mı iğneyi diyorlar, hiçbir şey hissetmedik diyorlar. Evet. Bazıları biraz canım yandı hocam diyorlar, biraz daha yavaş yapıyorum. Ama sonuçta 10 dakika içerisinde benim grefleri alacağım yer tamamen kütük gibi, beton gibi, bunlar hastaların deyimleri, işte hissiz hale geliyor. O yüzden de ameliyat sırasında konuşarak, uyuyarak, uyuyorlar. Hiç ağrılar olmuyor ve uyuyorlar. Saç ekimi sonrasında da ağrı olmaz Alınur Hanım. Akşamleyin hasta evine gider, rahat uyur. Ameliyattan çıkar, yola gidebilir, yolculuk yapabilir. Arabasını atlayıp Almanya'ya gidenler oldu. Kliniğinden çıkıp arabasını atlayıp Almanya'ya gidenler oldu. Uçağa binebilir. Normal sosyal hayatını tamamen devam ettirebilir. Yani fiziksel olarak acı, ağrı anlamında herhangi bir kısıtlayıcı durum yok. Söz konusu değil. Zaten çok kolay bir işlem, toplamda 6-7 saat süren bir işlem. Evet, onun bunun başından bilmeleri hasta lazım. Hasta tabii çıkıyor, ara veriyoruz, işte tuvalet ihtiyacı varsa yemek veriyoruz, yemek yediriyoruz vesaire. Çok rahat bir işlem aslında. Ama dediğim gibi bazı noktalar var, yani trik noktaları var. Önemli, dikkat edilmesi gereken hususlar var. Yapan kişinin bu işte çok ehli olması önemli. Çünkü minnacık grefleri çıkartıyorsunuz. Evet. Kafa derisinden. Bazı insanların da hakikaten kafa derisindeki saç yapıları her insanın birbirinden farklı. Yani parmak ucu izi gibi, işte kulağımız, gözümüz, aslında her şey birbirinden farklı. Yüz oranlarımızla baktığımızda aslında bütün dünyadaki insanların yüzleri birbirinden farklı. Saçları da farklı. Şimdi saç çıkarırken saçın derinliği, kalınlığı, kıvrımı çok önemli ve bunda çok tecrübeli olmak zorundasınız çıkarırken. Çok ehil olmanız lazım. Ben bu işe ilk başladığım zamanlarda hiç unutmuyorum, çok kıvırcık saçlı bir hasta gelmişti. Ve ben duman olmuştum çünkü çok az, düşünebildiğinden çok az bir gref çıkartabilmiştim. Zenciler mesela çok zordur saçların çıkartılması. Ve ayrı bir konu olarak işlenir. Saç ekiminde ayrı bir konudur aslında o. Chapter'dır, konudur. Hastanın işte saç kalitesine göre olabilecek maksimum sayıda grefti çıkartmanız gerekiyor. Çıkartırken köklere zarar vermemeniz gerekiyor. Ve olabildiği kadar fazla çıkarırken de dokuya saygı göstermeniz, arka tarafı perişan etmemeniz gerekiyor. Doğru. Şimdi ben öyle saç ekimleri görüyorum ki adamın arka tarafında yolunmuş gibi. Yani adamda saç kalmamış. Karnaval ne oldu içinde size böyle diyorum. Bir saniye saç ekimi yapıldı, arka taraf duman olmuş. Hani çok affedersiniz, hani tüyleri döken hayvanlar vardır, kediler, köpekler, tüy dökümü gibi hiçbir şey kalmamış adamın arka tarafında. Ha, bu kadar zarar nasıl verilebilir? Kime yaptırıyorsunuz? O yüzden özellikle izleyicilerimize şunu belirtmek istiyorum. Saç ekimi yaptırmak istiyorsanız bu işi yapacak olan bir kişidir. Bir kurum değildir, bir merkez değildir. Bir kişi yapar, bir cerrah ameliyatınıza girer ve bu işi yapar. Plastik cerrahlar bu işte en iyi olan doktorlardır ve plastik cerrahlar ektirmeniz lazım. Bu işte çok iyi hale gelmiş. Çok tecrübeli arkadaşlarımız var, çok tecrübeli doktorlarımız var. Bütün dünyada yaptıkları işler takdir gören arkadaşlarımız var. Bunlar arkadaşların isimlerini görün. İnternet siteleri artık zaten herkesin şikayetlerini, yaptıklarını sunuyor. Hastalarla birebir irtibata geçip sorabiliyorsunuz. Hani yaşadığı deneyimleri nedir? Ağrısı, acısı var mıydı? İlgilenildi mi? Yani çok komik şeyler benim kulağıma geliyor. Çok da telaffuz etmek istemiyorum insanları ama ürkütmek istemiyorum, kaçırmak istemiyorum. Ama saç ekimi bu kadar da basite alınabilecek. Her yerde yaptırırım, sonuç her yerde de aynı çıkar denebilecek bir şey değil. Değil. Yani A merkezi ile B merkezi arasında aynı kişiyi götürdüğünüz zaman aynı sonuç çıkmaz.
Saç köklerini alacaksınız canlı. Çünkü yani dedik ya, ağacı, fidanı bir yerden alıyoruz, başka bir yere götürüyoruz. Peki ağacı alırken köküne zarar verirseniz, kökünü almaz da sadece gövdesini alıp ağacın ekerseniz, o tutar mı? Yani, o arada sonra, gövdeye de veya köke de zarar vermiş olursunuz. Tabii yani bunları duyuyoruz biz. Hocam bize 4000 greft ekildi, 5000 greft ekildi. İşte 15 gün, 20 gün saçımız vardı, döküldü, sonra çıkmadı. Niye çıkmadı? Hı hı. Ha, çıkmaması mümkün değil. Ehil ellerde yapılan, saç köklerinin sağlıklı taşındığı hiçbir saç ekiminde başarısızlık olmaz. Saçların yaklaşık %85, %90'ı... Hatta ben de şimdi onu soracaktım. Evet, çıkar. Burada öyle bir sorumuz çıkar da var. Saç ektirmede başarı %100 olabilir mi veya yüzde kaçtır? Başarı şöyle kriterleri. Tabii sadece saçın alınması değil, saçın saklanması da önemli. Çünkü vücuttan çıkarıyorsunuz bir parçayı, bir yere koyuyorsunuz. Saklama koşullarının çok iyi olması lazım. Ve belli bir süre içerisinde alınanın ekilmesi lazım. Saç dışarıda en fazla 4 saat bekler. Saç köklerini 4 saat içerisinde çıkarttıktan sonra, vücuttan ayırdıktan sonra transplante etmeniz lazım. Özel solüsyonlarda bekletmeniz lazım, soğutmanız lazım. Eğer saç ekim süresi çok uzarsa o greftlerin yaşayabilirliği azalır. Yani bizim yaşayan canlı doku parçalarımız, organlarımız, greftlerimiz ölüyorlar dışarıda. Doğru. Belli bir süre sonra. Onu ekerken saç çıkış yönüne göre çok uygun kanallar açmak lazım. Saç çıkış açısı çok önemlidir. Normal saç çıkış akımını simüle etmesi lazım. Benzer olması lazım. Oraya buraya giden saçlar. Yani ekilsin, dik dik, yani şey dik gibi olmuş, çeyrek olmuş. Sıklığı çok önemli. Hani bu çok geliyor. Ben hocam gördüm, çok saç ekimi gördüm. Hocam işte çim adam gibi, evet, diş fırçası gibi tek tek sayılıyor. Bu nasıl? Yani siz elinizdeki malzemeyi ekerken iyi bir planlama yapmazsanız, planlama çok önemli. Doğru. Planlama içinde tecrübe önemli. Gidip de adamın bir tarafını, belli bir tarafını istenen bölgeye yoğun çalışmazsanız, her tarafını yayarsanız, ameliyattan 6 ay, 7 ay sonra, 1 sene sonra, sonuç 1 senede alınır aslında. İşte görülen kişiler işte tek tek saçlarınızı sayar. Yani böyle çit gibi öyle görünür. Onda bir kıymeti yok. Hoş olmayan bir görüntü ortaya çıkıyor. Doğal olması çok önemli. Sonuçta insan buna doğal saçlarımı kavuşayım diye saç ekimi yaptırıyor. Hı hı. Doğal olmayan bir görüntüyü tabii ki kimse kabul etmez. Hani biz yurt dışında mesela saç cerrahisinin aslında kısa bir tarihi var. Saç ekimi kısa bir tarihi var. 1950'lerde falan başlamış bir cerrahi aslında bu. Hasbelkader başlamış. Ama çok da hızlı bir gelişme çok hızlı gösterdi. Evet, çok hızlı ilerlemiş. İlk yapılan saç nakilleri böyle öbek öbek yapılmış. Dörtlü, beşli, altılı gruplar halinde. Hani böyle zımbalar vardır ya. Evet, kağıtları deleriz. Delgeçler gibi böyle 3-4 milimetrelik kalın pançlar şeklinde koyulmuş. Bir bakmışlar ki adamların saçları fırça gibi. Daha rezalet, komik bir hale çok gelmiş. Çok komik. Yani saç olması önemli değil. Tepede iki tane tel olması önemli değil. Onun doğal olması önemli. Ön saç çizgisi yapacaksınız. Hasta geliyor, diyor ki ben işte buradan saç ekilmesini istiyorum. Neden 15 yaşında buradaydı? Olmaz. Herkesin kendi yüzüne göre bir oranı var. Herkesin kendi anatomik bir alın yapısı, yüz yapısı var. Ona göre ön saç çizgisi seviyesi çok önemli. Ön saç çizgisi seviyesini bazıları derler ki mesela geçmemesi lazım bazen. Tabii. Geçerse de çok çirkin oluyor. Şimdi bazen hasta diyor ki yani kendi kafasından, benim kafam çok büyük, çok geniş. Saçı biraz yukarıdan ektireyim. Ekonomik davranalım. Hocam benim saç çizgimi biraz daha yukarıdan yapın. Niye? Arkaya daha çok ekelim, arkayı kapatalım. Hayır, o da olmaz. Çünkü ben o saç çizgisini bir santim yukarı yaptığım zaman siz 25 yaşında gösterecekseniz 35-40 yaşına gidiyorsunuz. İnsanların algıları o kadar enteresan ki. Yani bir insan baktığı zaman saç, daha önce bilmezdim ben bunun böyle olduğunu, bu kadar önemli olduğunu. İnsanlar, kadın erkek karşındaki insana baktığı anda o saçın dökülme şeklinden, saç çizgisi seviyesinde onun yaşını tahmin ediyor. Doğru. Hani cildine falan bakıp bilmem ne yap falan değil. Yani konuşmasına, atletik olmasına, hareketlerine falan değil ama bak saç çizgisi, saç çok önemli. Doğru. Tam bir gençlik. Yani hiçbir rejenerasyon, gençleştirme işlemi yapmadan, yüzüne bir germe işlemi uygulamadan, bir işte sıkılaştırıcı fokus ultrason uygulamadan, cerrahi işlem yapmadan, dolgu botoks yapmadan bir erkeğe iyi bir saç ekimi yaparsınız, adam 20 yaş gençleşir. Doğru. Adamın oturması, kalkması değişir. Adamın nefes alması değişir. Adamın sosyal hayatı değişir.
Çünkü adam kendine güvenmeye başlar. Duruşu değişiyor, oturuşu değişiyor, bakışı değişiyor, duruşu kendine değişiyor. Güveni değişiyor. Çok mutlu oluyorlar. Evet. Mutlu insanlar, evet, haline geliyorlar. Ben şeyi sormak istiyorum. Buyurun. Saç ekimi, saçların ömrü, ekilen saçların ömrü ne kadar? Ömür boyu. Ömür Onlar boyu. Dökülmüyor tabii. Uzuyor, istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Tabii uzama derken saçlarınızın uzama miktarı da kişiden kişiye değişir. Bunu biliyor muydunuz mesela? Siz saçınızı, evet, uzattığınız zaman mesela bazı insanların saçları beline kadar gelir. Bazıları ne kadar uzatırsa uzatsın sırtında, işte omuzunda falan kalır. Örneğin benimki çok çabuk uzayan gruptan. Harika, çok güzel. Bu sizin saçınızın büyüme fazının genetiğiyle alakalı bir şey. Doğru. Saçının uzama fazı var, büyüme fazı var. Bu ne kadar sürüyor? Kişiden kişiye değişiyor. Ama tabii saçınızı uzatırsınız, kestirirsiniz, kazıtırsınız, her türlü işlemi yaparsınız. Ömür boyu da kullanırsınız. Gayet doğal saçlara sahip olabilirsiniz. Yeter ki doğru adresi bulun. Doğru kişiye gidin. O çok önemli. Bir de şunu soracağım. Bazı insanlar saçları sağlıklı veya daha gür çıksın diye özellikle gidip bütün saçları kestirirler. Acaba bu gerçekten işe yarayan bir yöntem mi? Alınur Hanım, size bir şey soracağım. Saçlarını biraz kenar olarak kazıtırlar. Hiç kazıtarak saç çıkan birisini gördünüz mü? Duydunuz ben mu? Ben görmedim. Yok çünkü, yani göremezsiniz. Yani saç keserek, boş boşuna böyle umutlanmasınlar, beklemesinler. Kesinlikle. Yılları böyle umutla geçirmesinler. Saç kazıtarak, saçınıza zeytinyağı sürerek, sarımsak sürerek, çam terebentin kullanarak, böyle garip garip şeyler kullanarak saçlarınızı tekrar çıkaramazsınız. Ancak bu işin ehli olan plastik cerrahlara veya uzmanlara giderseniz olan saçlarınızı koruyucu bazı tedavilerimiz var. Medikal tedaviler var. Ama bunlar karışımlar, bulamaçlar, çamurlar değil. Ciddi medikal tedavilerimiz var. Ama saç dökülmüş gitmiş, onu zaten çıkartmak için mecburuz saç ekmek zorundayız. Yani toprak çorak. Oradan artık ağaç çıkmayacak. Oraya gidip bir ağaçlandırma yapmamız lazım. Aynı şey, çok basit aslında yani. Aslında çok güzel benzetme yaptınız, evet, bu ağacın, evet, bir yerden bir yere taşınması çok insanın gözünde canlanan bir şey. Bir de özellikle kadınlar için böyle bir durum söz konusu mu veya kadınlarda? Kadınların durumu çok karışık. Evet. Kadınlardaki saç dökülmesimiz daha önceden kadınlarda erkek tipi saç dökülmesi diye tanımlıyorduk ama son yıllarda bunun böyle olmadığı. Kadınlardaki saç dökülmesinin erkekteki saç dökülme nedenlerinden çok farklı olduğu, bambaşka mekanizmalarla veya çok açıklanamamış mekanizmalarla kadınlarda saçların döküldüğü ortaya koyuldu. Kadın tipi saç dökülmesi deniyor o yüzden. Kadınlarda, erkeklerde bazı enzimler var. Yani i̇şte, kadınlarda tamamen değil de tamamen seyrelme biçiminde oluyor ama baya baya seyrelen vakalar var gördüğüm kadarıyla. O vakalarda saç ekimi yapılabilir. Yani eğer bizim saç alabileceğimiz sağlam bir dokuları varsa kadınların, ense bölgelerinde, kulak üstlerinde hala saç sağlam dokuları varsa buradan alıp transfer edebiliriz ve kadınların yüzünde güldürebiliriz ama çok seçici vakalarımız. Mesela benim vakalarım, saç ekimi vakaları arasında kadınların oranı %3'ü geçmez. Doğru. Çok seçerim. Normalde çünkü onlarda daha çok öyle medikal tedaviler yapıyoruz. İşte PRP yapıyoruz. Çok iyi kullandığımız serumlar, şampuanlar var. Gerçekten çok etkili yani. İnşallah ileriki programlarda onlardan da bunları bahsederiz. Bunları konuşalım. Kadınlar çok ayrı bir çok ızdırap çekiyorlar bu konuda ama dile getirmiyorlar. Kadınların %40'ı, %50'sinde saç dökülmesi, saç incelmesi var. Ama lafa gelmiyor, söze gelmiyor çünkü tam kellik oluşmuyor. İnşallah bunları da konuşalım. Özellikle konuşalım. Evet. O zaman ben şöyle demek istiyorum. Hani programımızı kapatırken son bize söylemek istediğiniz bir kaç cümle varsa onları sizden alayım ve burada noktayı koyalım. Önümüzdeki hafta yeniden farklı bir konuyla konuşmak üzere alasmerk diyelim. Özellikle vurgulamak istediğiniz bir konu var mı? Özellikle vurgulamak istediğim şey, saç ekiminde insanlar, hastalar bana geliyor. Diyorlar ki hocam biz saç ektireceğiz. Bizi bekleyen bir sürü arkadaşımız var. Bunlar bizim benden saçlarımızı görecek, görecekler. Bakacaklar, beğenecekler. Gelip ektirecekler. 10 kişi varsa bir kişi ya gelir ya gelmez. Nedeni de insanların bu işten korkmalarıdır. Doğru. Hani arkadaşı gitmiş, ektirmiş. Ama ne oldu? Çok mu canı yandı acaba? Bana söylemiyor mu? Saçları çıktı, çok güzel, sonucu da çok beğeniyor insan ama tam gelmiyor. Tam tersi de olabilir, kıskanıp da lütfen, hani o güzel, benden daha güzel olmasın gibi de düşünmüş olabilir. Söylemeye de olabilirler. Tabii ki. Şimdi bu iş korkulacak bir iş değil. İyi bir uzman bulun, gidin, size safalarını anlatsın.
Tedavi yöntemleri çok. Eğer yeni başlangıçtaysanız saç ekilmesine gerek olmayabilir. Saç ekimi saçlarınızın dökülmesini gerektiren bir proses, süreç. Saçınız başınızdaysa onu koruyalım, gözümüz gibi bakalım, daha iyi hale getirelim. Saçınız başınızdan gittiyse ekelim, tekrar çıkartalım. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün özellikle de çok umutlu ve güzel şeyler anlattı bize doktorumuz. Estetik cerrahi uzmanı operatör doktor İlhan Serdaroğlu bizlerle birlikteydi. Kendisine yeniden bundan sonraki programlarımızda da ağırlayacağız. Hayırlı günler efendim.